bunu biraz açıklık yok, getirelim. Şöyle, ben birçoğunu tanıyorum. Emin olun birçoğu bunu söylüyor şu anda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden de belediye başkanı olanlar, diğer partilerde pek yok. Yani İyi Parti de öyle değil mi? Bir 14 ilçe kazanmışlardı. İyi Parti bir yerde de aday çıkaracaksa ittifaka ihtiyacı var. Dolayısıyla yok sanki mu? Bana göre yok. Mesela ben Kemal Bey gerçekten güzel bir insan, gönlü geniş bir insan. Kemal Bey Allah razı olsun verdikçe veren bir insan. Beni Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapsın, ittifak yapmasın. Ben Kürdünden de, Türkünden de, Çerkezinden, Lazından da, Alevisinden de, Sünnisinden de herkesten oy alarak İstanbul'a çok rahat belediye başkanı olurum. Ve belediye başkanı İster olduğumda misiniz? Da istiyorum zaten. Bu açıkça istemek değil mi? Daha nasıl istenir İpek yani? Biraz daha açık söyleyelim dedim. Yani işte Demokrat Parti CHP'den işte güzel. Yani dolayısıyla niye? Çünkü siz kazanacak işler yapmışsanız, gönülleri fethetmişseniz, siz millette ittifak sağlamışsanız sizin bir parti ittifakına ihtiyacınız yok. Yerel seçimlerde esas olan milletle ittifaktır. Bakın genel seçimlerde partilere oy verilir. Yani. Partilere oy verilir genel seçimlerde. Ama yerel seçimlerde insanlar genel itibariyle adayı da çok önemser. Bu İstanbul'da da olsa böyledir, Ankara'da da olsa böyledir. Yani şimdi Mersin'de hiç tanışmadım. Vahap Seçer hiç görmedim. Hiçbir kelime de etmedim. Ama o gün Demokrat Parti, hatırlayın İyi Parti listeyi veremeyince, hani bazıları diyor Demokrat Parti'nin kaç oyu var? Binde bir. Demokrat Parti son mali seçimlerde 600 bin oy almış. Yani Türkiye'de konuşan, kendine gazeteci diyen bazı arkadaşlar da hakikaten muhteşem bilgiye sahipler yani binde bir oy diyor. O gün Demokrat Parti adayı çıkardı. İyi Parti biliyorsun adaylığını veremeyince, Burhanettin Kocamaz listeyi yetiştiremeyince, Ayfer... Devlet Bakanı'ydı. Ayfer Yılmaz. Ayfer Yılmaz. Evet, Ayfer Yılmaz şu an genel başkan yardımcısı İYİ Parti'de. Demokrat Parti'nin adayı oldu. 160 bin civarında oy aldı. MHP'nin adayı yoktu. Pardon, MHP adayı vardı. AK Parti'nin adayı yoktu değil mi? AKP ile MHP'de bir olmuştu değil mi? Tabii böyle girmişlerdi. Ama Vahap Seçer orada seçildi. Niye seçildi? Demek ki doğru bir adam. Ya Yılmaz Büyükerşen örneği var dediğiniz Yılmaz gibi Büyükerşen, o var. Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'de. Bu... Tabii. Bu, mesela Tanju Özcan Bolu'da seçildi. Bolu'da yani son seçimlere baktığınızda Tayyip Erdoğan Bolu'da %62 aldı. Bolu'da Milliyetçi Muhafazakar Yapı daha güçlüdür yani. Hakikaten daha sağ oylar fazladır. Mesela yani Rize'de Tahsin abi geldi 45 yıl sonra mesela adam şahsıyla Tayyip Erdoğan'ın memleketinde milletvekili oldu. Şahıs çok önemlidir. Hele de hizmet etmişseniz 5 yıl boyunca. Ya mesela Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler bakanlık yaptı 7 yıl. Emin olun şu an Ordu'da karşısına güzel bir aday çıktığında kendimi tarif etsem de olur aslında değil mi? İstanbul'dan tabii, sonra tabii. Ordu'ya da şey. Yani güzel bir aday ikisini çıktığında. İkisini birden yaparsınız. Gönlü geniş siyasetçi. Gönlü geniş. Çalışkan, halkın karşılığı bulan birisi çıktığında çok rahatlıkla Cumhur İttifakı orada %60 oy almasına rağmen, bakın %60 oy aldı Cumhur İttifakı yani son seçimde. İkinci turda Tayyip Bey %66. Yani Tunç Bey mesela İzmir'de fena gitmiyor. Mesela İzmir'de evet. Aldı değil mi herkes? Evet. Onun için burada ben diyorum ki ittifak söylemi, ittifaksız kazanamayız söylemi seçimin yenilgisini kabul etmektir diyorum. Ben onun için tepki gösteriyorum. Ya da kişisel hesaplar için bir ya kapıdır. Ya da kişisel hesaplar için bir kapı aralığıdır bu. Hangisi, bir hesap vardır. Sizce? Yani onu milletin de takdirine bırakıyorum ama...